Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Crizo firmasına konuk olduk ve yanımızda proje ve pazarlama müdürümüz Tolga Ilıca var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Tolga Bey merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri bu arada ağırladınız. Misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Tolga Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce efendim sizleri tanımak istiyorum. Tolga Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? İnşaat mühendisiyim. İnşaat yüksek mühendisiyim. Hala da üniversite hayatı devam etmekte. Yapı malzemesi, beton, çimento, kimyası üzerine doktora çalışmamı yürütmekteyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Evet. Zaten sektörün içinde akademisyen olarak bulunmayı istiyordum. Evet. Fakat özel sektörden gelen bir teklif üzerine özel sektöre beton kalite şefi olarak başladım. Evet. Yaklaşık 2 yıldır da Crizo beton kimyasallarında projelerden sorumlu müdür olarak, satış ve pazarlamadan sorumlu olarak görev alıyorum. Evet, peki neler yapıyoruz burada? Faaliyetlerimiz neler? Bizim faaliyetlerimiz beton veya çimento üreten firmalar esas bizim müşterilerimizi oluşturuyor. Bunlar bazen kendi tesislerini kurmuş olan müteahhit firmalar olabiliyor. Bazen de belli lokasyonlarda yer alan beton tesisleri piyasadaki beton ihtiyaçlarını karşılayan firmalar olabiliyor. Bunlar da kaliteyi artırmaya yönelik. Bu kaliteden kastımız betonun yük taşıma kapasitesi, dayanıklılığı, çevreden gelen etkilere karşı göstereceği direnci artırmaya yönelik bazı kimyasallar vardır. Bunları üretip bunları pazarlıyoruz. Evet. Ve hizmet veriyorsunuz aynı Tabii. zamanda da. Peki çözüm siz, ortağıyız. Evet. Yani sizin için önemli olan kriterler neler peki? Olmazsa olmazlarımız. Olmazsa olmazlarımız olarak düşündüğümüz zaman biz sektörden ayıran şey müşterimize sadece fiyat odaklı bir ürünle gitmekten ziyade müşterilerimize oraya sunduğumuz çözümle, ekibimizdeki teknik ekibin verdiği destek ile yaşadıkları sorunları, şantiyelerinde çözemekleri sorunları çözmek ve bu sayede bir iş ortaklığı geliştirmek, kalıcı ilişkiler sağlamak. Evet. Bizim için önemli olan budur. Evet, ama tüketici de buna rağmen bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyor. Sadece uygun fiyat politikasıyla düşünebiliyor. O tip müşteriler tabii ki mutlaka olacaktır her sektörde olduğu evet. gibi. Bunları mümkün olduğu kadar biz bu şekilde müşterilerimizi bilgilendirip bazen seminerler düzenleyip üniversitelerle ortak çalışmalar yapıp doğru yöne çekmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü her şey birim fiyat değil. Kesinlikle. Peki fuar nasıl geçiyor Tolga Bey? Fuardan çok mutluyuz. Gayet evet. hareketli. İlk günü fuarın, yarın ve diğer gün çok daha hareketli olacağını da biliyoruz. Evet. Müteahhit firmalarımızı ziyaret ediyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Devlet Demir Yolları'ndan yetkililer ziyaret ediyorlar. Gayet verimli ilişkiler gelişiyor, diyaloglar kuruyoruz. Mutluyuz. Evet, tabii fuarın dönüşleri de belli olacaktır diyoruz ama Mutlaka. Şunu da görebiliyorum Tolga Bey, bir kere çok severek yapıyorsunuz bu işi. Mutlaka. Değil mi? Yani içinde bulunduğumuz sektör ağır. Şantiye koşulları, beton üretim tesisleri, çimento tesisleri ağır bir iş kolu ve sevmeden yapılacak bir iş kolu değil. Zaten insan sevmediği ve inanmadığı bir işte de aslında başarı göstermesi imkansız. Zor, peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Tolga Bey? Genelde Türkiye mi, yurt dışı mı? Crizo Kat firması olarak biz Türkiye'den sorumluyuz. Ancak firmamız dünyada 17 ülkede fabrikası var. Fransız kökenli bir firma. 17 ülkedeki fabrikasıyla 70 ülkeye hizmet verebiliyor. Biz de Türkiye'nin her tarafında Trabzon, Adana ve Kocaeli Dilovası fabrikamızdan hizmet verebiliyoruz. Süper. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi Tolga Bey? Mutlaka hedef koydunuz. Bundan sonra neler olur hedeflerde? Hedeflerimiz tabii ki bir yıllık bazda koyduğumuz hedefler var. Daha bir de daha uzun vadeli hedeflerimiz vadeli. Var. Hedeflerimize ulaştık bu sene için. Hedeflerimizden mutluyuz. Seneye biraz daha çıtayı yükselttik. Evet. Biraz daha hızlı gelişme göstereceğiz. Evet, aslında hedef de hiç bitmiyor. Bitmiyor. Değil mi? Hedeflerin bittiği noktada aslında biz de bitmiş oluyoruz. Ülkemizde altyapı projeleri hızlı gidiyor. 3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, Avrasya Tüp Geçit Projesi ki bunlar hepsi bizim hizmet verdiğimiz projeler. Bunlar bitti. Şimdi yeni projeler geliyor. Altyapı projeleri geliyor. İşte Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü şu an konuşuluyor. Boğaz'da bir 3. tüp geçit konuşuluyor. Bunlar tabii ki sektöre hız veren şeyler, projeler. Evet. Aynı zamanda kentsel dönüşüm.
Bu rüzgarda bütün firmalar bir şekilde gelişimine devam ettiriyor. Biz sadece ortalamanın biraz daha üzerine gelişiyoruz. Evet, biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Sizlere ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum size. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan seslendik. Şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Krizo firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'nda.